Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere WhatsApp nereden bahsedeceğim ama videoma geçmeden önce kısa bir hatırlatmak istiyorum. Bundan önce ben e, yabancı numara alıp ücretsiz bir şekilde WhatsApp'a nasıl girilir? Ondan falan bahsetmiştim. Yabancı numara nasıl alınır ondan bahsetmişim. Videomu izleyen arkadaşlar yorum yapıyorlar. Diyorlar ki biz yapamıyoruz, olmuyor falan filan. Ben de diyorum ki videoyu izlemiyorsunuz. Video izlenmiyor arkadaşlar. Ben videoyu görüyorum video izlenmiyor. İzlenmediği için de yapamıyorsunuz. Yorum atıyorsunuz ve sorular, yani sorunlarınızı yorumlarda çözmeye çalışıyoruz. Öyle olunca da olmuyor. Ben bu videodan sonra bir tane video atacağım arkadaşlar. Hem yabancı numarayı nasıl alıyoruz hem de nasıl giriş yapıyoruz WhatsApp'a onu Saniye saniye göstereceğim. Siz de videoyu izlerseniz çok kolay bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bu videomuza dönelim ve WhatsApp'ımıza giriş yapalım. Ben bundaki, bunda bazı özelliklerden bahsedeceğim size. Bazı arkadaşlarımız hala soruyor tek tık ve inanın hala bana şu soru geliyor ki son görülmeyi nasıl dondururum? Çevrim içliğim nasıl kayboluyor? Yani hala bu sorular geliyor bana arkadaşlar. Ben de dolayısıyla... Bunda bazı özelliklerden bahsedeceğim. Videomu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri de açın diyorum. Şimdi arkadaşlar bu WhatsApp en son güncel linki. Bunu kurduğunuzda gördüğünüz şekilde açılacak WhatsApp size ve profil resmi öyle ortada olmuş olacak ama burada uçuş modu var, gece modu yok. Gece modunu arkadaşlar Ayrı ayrıcalıklarına geleceksiniz ana ekrandan üst kısımda tıkladıktan sonra buradan gece gündüz modunu gösteri açacaksınız arkadaşlar bu şekilde oraya ondan sonra gelecek ama uçuş modu kaybolacak. Bakın bu tema geldi şimdi sizde böyle olmayacak yine aynı şekilde olacak arkadaşlar ben çünkü bu temaya ayarladım sizde. Sizde bu şekilde olacak. Gece gündüz modunu aktif ettiğinizde arkadaşlar o tema olmayacak. O temayı ben seçtiğim için oldu. Ama siz yine temaları seçebilirsiniz. Burada tema indire girdiğinizde bakın yüzlerce tema var. Hangisini isterseniz onu indirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel temalar var. Mesela şu temayı bir yükleyeyim. Ben de merak ettim bunu. Evet, bir önceki bir önceki temaya benziyor ama değişik arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Bunu da ekleyebilirsiniz ve buradaki özellikler de var arkadaşlar. Bakın burada bir şey yazmanızı istiyor. Mesela burada selam diye yazarsak ve ona da tıklarsak gördüğünüz gibi yazıyı bu şekilde yapıyor. Ve kalp atabiliyorsunuz buradan ve böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bombalama özelliği de var arkadaşlar bunda. Yazıyı yazıyorsunuz buraya ve altına sayıyı giriyorsunuz. Kaç tane isterseniz aynı anda o mesajı gönderiyor arkadaşlar. Bu temada bu şekilde. Ben şimdi size tek tık nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Mesela diyelim ki arkadaşlar siz sadece bu kişiye tek tık olmak istiyorsunuz. Çevrim içisiniz ama onun attığı mesajlar size geldiğinde o kişiye tek tık olarak gözüksün. Hatta ve hatta siz mesajı okusanız bile tek tık olarak gözüksün istiyorsanız bakın arkadaşlar bu kişinin profiline geleceksiniz yani buraya. Özel özellik var arkadaşlar. Özel gizlilik. Buraya da geldikten sonra bakın okundu bilgisini gizle iletildi bilgisini gizle. Bu ikisini kapatırsanız eğer arkadaşlar o kişi size mesaj atsa bile tek tık olarak gözükür. Ve siz okusanız bile yine tek tık olarak gözükür. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer okundu bilgisini gizle bu şekilde olursa size mesaj iletilmez. Yani tek tık olarak gelir size mesaj. Ama siz okursanız hemen çift tıka dönüşür. Yani mavi tıka dönüşür. Eğer siz okursanız ama okumazsanız da, okumazsanız da hala tek tık olarak gözükür. Ama bunu da açarsanız okusanız bile okumasanız bile o mesaj karşı tarafa tek tık olarak gözükür. Bu şekilde olursa öyle ama bu şekilde de olursa biraz önceki anlattığım gibi olur. Zaten diğerleri yazıyor. Hani yazıyor bilgisini gizli, oynatıldı bilgisini gizli. Bunlar da bu şekilde gizleyebiliyorsunuz. Mesajların silinmesini engelleyi de kişiye özel yapabiliyorsunuz. Mesela sizin rehberinizdeki bütün herkese değil de kişilere özel yapabilirsiniz. Mesela sadece bir kişiye özel mesajının silinmesini engelleyebilirsiniz. Ama onun haricinde ayarlarda zaten otomatik olarak mesajların silinmesini engelle açık oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela ayarlara geldiğimizde ise Ayrı da geliyoruz arkadaşlar. Burada gizlilik var. Gizliliğe tıkladığınızda bakın. Mesajların silinmesini engelle. Otomatik açık zaten. Durumların silinmesini engelle de açık. Yani arkadaşınız durum yapsa ve hemen silmek istese hatta silse bile 2 saniye sonra bile silse o sizde sanki o durum silinmemiş de 24 saat kalacak arkadaşlar. 24 saat boyunca o durum silinse bile siz yine görmüş olacaksınız ve burada iletildi etiketi devre dışı. Bu da gerçekten çok iyi bir özellik. Bu da açık zaten otomatik ve açıkta kalsın diyorum. Çünkü hani siz mesela size bir resim veya video gelir, her neyse, mesaj gelir fark etmiyor. Siz onu bir başkasına gönderirseniz o kişi de iletildi yazısı çıkmaz sanki o mesaj sizdeymiş gibi ve siz ilk defa gönderiyormuşsunuz gibi olur. Bu özelliğin de açık olması iyidir. Zaten en üstteki de son görülmeyi dondur. Yani bunu açarsanız çevrim içi olsanız da olmasanız da en son giriş çıkış saatiniz neyse onu yazar bilginiz olsun. Ve burada zaten okundu bilgisi gizli, iletildi bilgisi gizli arkadaşlar. Bakın bu kişiler yani kişiler de değil rehberinizde bütün kişiler için geçerlidir bu. Eğer bunu açarsanız, bu özellikleri buradan yaparsanız okundu bilgisini gizle, iletildi bilgisini gizleyi de buradan açarsanız zaten rehberinizdeki bütün herkesin attığı mesaj size sanki iletilmemiş ve siz de o kişilerin mesajını okumamış gibi olursunuz. Bilginiz olsun ama şöyle de yapabilirsiniz. Buradaki özelliği iletildi bilgisini gizle diyerek mesajı okursanız eğer mesajı okursanız karşı tarafa çift çizgi olsun isterseniz bu, bu şekilde kalsın. En azından karşı tarafa okunduğunuz belli olsun. Ama diğer kişiye özel yaptığınızda da onun ikisini de açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ana ekrana geldiğimizde ise bakın ana ekranda birçok özellik var arkadaşlar burada. Ayrı, ayrıcalıklar tasarımı var. Burada değiştirebiliyorsunuz. Mesela o biraz önceki giriş sayfası şuranın değişikliği arkadaşlar o. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Siz de nasıl isterseniz ayarlayabiliyorsunuz o ayrı ayrıcalıklarından. Ana ekrana gelelim. Buradan yine eski ayarına alabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, o ekranda gördüğünüz profil olan, büyük profil olan onu da buradan değiştirebilirsiniz. Başlatıcı gelişmiş ana ekran stilleri siz de buradan hangisini isterseniz ona ayarlayabilirsiniz. En azından oradaki simge kaybolmuş. Olur Bakın bu şekilde oluyor profil resminiz üste çıktı Normal şekilde yazışmanız da burada arkadaşlar onu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz Tema Eğer hoşunuza gitmez ve temayı eski ayağına almak isterseniz de Temalara gelerek Tercihleri sıfırla diyeceksiniz Bu şekilde tercihleriniz sıfırlanmış olacak. Onu da bu şekilde ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdilik ben bu videoyu burada sonlandıracağım. Bundan sonraki videomu da takipte kalın. Bekleyin arkadaşlar. Sizin için de çok faydalı olacak ve lütfen videomu izleyin. İzleyebilin ki yapın arkadaşlar. İzleyemezseniz zaten yapamazsınız. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.